Evet, merhaba arkadaşlar. Günaydın. 1 Nisan sabahından hepinize günaydın. Evet. Nisan'a da girmiş bulunmaktayız. Ayvalık'ta hava muhteşem. Bunun için özür diliyorum arkadaşlar. Seçimle ilgili. Dün seçim vardı. 31 Mart, efendime söyleyeyim, belediye yerel seçimler vardı. Uzun süre televizyona falan bakmadım zaten. Umurumda da değil. Tıpkı futbol maçlarını falan da izlemediğim gibi. O da benim umurumda değil. Esasında yani Türkiye'ye ait olan şeyler çok fazla umurumda değil artık. Buna da sebep olanlar belli zaten. Her neyse. Son saatlerde işte arayanlar oldu. İşte gördün mü bilmem ne falan filan. Evet dedim arkadaşlar, gördüm. Sonuçları gördüm. Hainliği de gördüm. Alçaklığı da gördüm. Şimdi diyeceksiniz ki buradan ne çıkardın yine? Evet bak, ben çıkarımlar elde ederim yani. Şimdi nedir mesela? Emekliler fazla maaş alamadılar. Süründüler. Daha beter olsunlar umarım. Bir tokat attılar AK Parti'ye. Efendime söyleyeyim şeyler... Yurt dışı oyları, gurbetçi oyları sayılmadı. Orada sol partilere oy veren nankör gurbetçiler, burada sağ partilere oy veriyorlar. Evet. Euro muro patlasın, ekonomi bozulsun, biz de gidelim oradan 8-10 ev alalım diye. Onu da biliyoruz yani, öyle yemeyiz. Nein, nein. Du bist Deutsch. Entschuldigung. Şimdi gurbetçi oyları dedik. Evet. Bir de tabii şey var. Esasında hani gözden kaçan bir şey var. Şimdi benim etnik herhangi bir kimliğim yok. Deistim zaten. Din min falan hikaye. Şimdi CHP'nin başında Alevi vardı. Değil mi dostlarım? Alevi bir genel başkan vardı. Ama biz şunu biliyoruz yani. Sünni bir insan ölse kalsa Alevi'ye oy vermez. Doğru mu? Ya Kılıçdaroğlu, sen nasıl bir nankörsün ya? Gerçekten. Yani senin çalmamış, çırpmamış, mütevazi bir hayat yaşıyor olman hiç fark etmez. Sen bu toplumun, Türkiye'nin bugünkü durumunda en büyük sorumlu sensin. Türkiye'nin bu hale gelmesindeki en büyük sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Kılıçdaroğlu'dur. Nankör, hain Kılıçdaroğlu. O koltuğu bırakmadın, değil mi? Biliyorsun ki sana oy vermiyorlar. Alevisin çünkü. Ha bir gitsen oylar %10 artacak ya. O %10 yani. Hatta 15 artacak. Onun için işte bir numaralı nankör seni ilan ediyorum ben. Şimdi mesela seçimlerde neden böyle sonuçlar alındı? Evet, emekliler dedik. Efendime söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun gitmiş olması dedik. Efendime söyleyeyim. Gurbetçi oylarının olmaması dedik. Şimdi ben o emeklilere ayrı bir paragraf açıyorum böyle. Emekliler, size sayın falan demeyeceğim yani. Siz yok olun inşallah, en kısa sürede yok olun gidin. Alttaki nesil gelsin yani. Ha ben de sizinle gideyim, ben de emekliyim. Hani şöyle derler ya, Allah topunuzun, topumuzun, benim de dahil, biz gidelim ki gençler gelsin. Belki ülke bir yerlere gelir. Neredeydiniz lan bir önceki seçim? Cevap ver. Hadi anlat abi. Bir önceki seçim neredeydiniz? Cebinize dokundu diye mi böyle oldu şimdi? Ya sen bu AK Parti'yi 10 yıl daha iktidarda tuttuğun zaman 10 yıl sonra, 20 yıl sonra olacakları söyleyelim mi? Mültecilerden dolayı karın, kızın yolda doğru düzgün yürüyemeyecek. Çünkü onlar senin kültüründe değiller. Farklı bir kültürdeler. Saldırırlar, tecavüz ederler. Hele bir iç savaş falan çıkmaya görsün. Baltalarla, satırlarla gezerler. Sen ne yapacaksın? Hele şimdiki askerlik yapmayan totoş gençlere söylüyorum. Sen nasıl koruyacaksın lan ırzını? Var mı bir fikrin? Yok.
Evet. Ucu size dokundu diye gittiniz, şimdi oy verdiniz. Beter olun inşallah. Şimdi AK Parti emeklilere neden seçim öncesi her şeyi yapan 42 yaşında, 40 yaşında insanları günün dolduysa emekli ediyorum seni diyen, oy uğruna bunu yapan, ki asla yapmayacağını da söylemişti biliyorsunuz Tayyip Erdoğan. Şimdi onun ceremesini çekiyor. Şu anda onun cezasını çekiyor. Bu arada IMF ile uzaktan anlaşmaya vardılar. Sadece içeriye bildirmiyorlar. Yani siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum mesela. IMF ile şu anda anlaşmaları var. Uzaktan kontrolle IMF'in Türkiye masası şefleri Türkiye'yi kontrol ediyor. Ve şöyle bir şey var, aralarında anlaşma. Ben şunu duydum. Kesinlikle bu programın, ekonomik programın, tedbir programının dışına çıkmayacaksın. Emeklilere bir kuruş vermeyeceksin. Seçim öncesi batmış bitmiş vaziyettesiniz. Ve bu yüzden vermedi. Yoksa Erdoğan emeklilere seçimi kazanmak için verirdi, değil mi? Ya vermedi. Hiç garibinize gitmedi mi? Çünkü yapılan anlaşma var. Şimdi efendim emekliler, herkesi o yaşta emekli ettin. Ben dedim ki herkesin yaşı, günü, bilmem nesi dolmuş olsa dahi 50 yaş sınırı koy güzel kardeşim. Bak, bu memleketin dibine dinamit koyma, yapma, bitirme. 40-42 yaşında insanları emekli etme güzel kardeşim. Sonra bunlara maaş veremeyeceksin zaten. EYT EYT diye kıçını yırtan, emekli olmak için kıçını yırtan deyyüzler. Neredesiniz lan? Ne oldu? Geçinemiyorsunuz, değil mi? Peki sen, belki 1 milyon bir rakam var, bilmiyorum tam rakamı. 500 bin rakam var, belki de 2 milyon bir emekli yaptı ekstra. Sen istedin diye yaptı, mutlu musun şimdi? Ülkenin bu hale gelmesinde senin de etkin var, Sayın Deyüz. 40-42 yaşında cebe para atmak iyi, değil mi? Güzel. Şimdi mesela ben atıyorum 52 yaşında, 53 yaşında emekli oldum. Ben senden 13 yıl daha fazla bekledim. 13 yılın hakkı nerede şimdi? Olur mu böyle adalet? Olmaz. Neyse. Evet, bunu da geçtik. Ankara'da %50'lik bir fark yedi. Bir tane üniversite öğrencisi kız ne sormuştu Ankara AKP'li adayına? Hani şu bin tane mi ne dairesi olan bir şeyler bir şeyler. Kıza sordu, siz nerede oturuyorsunuz? Dedi ki işte Etimesgut'ta mı ne, sizin dedi komşunuz sayılırım dedi, Etimesgut'tayım. Ama zaten dedi Ankara'daki herkesle dedi komşu sayılırsınız mal varlığınızı dikkate aldığımızda. Uf, kız öyle bir sapladı ki. Yani AK Parti'nin adaylarının tiplerine baksanıza ya. Tiplerine bir bakın. Ya şöyle alın karşıyı bir inceleyin ya. AK Parti'nin adaylarının tiplerine bir bakın ya. Şöyle bir bak yani. İstanbul adayı Kumru mudur? Murat Kurum mudur? Bilmiyorum. Sen pırıl pırıl bir beynin var. İstanbul adayıydın. Sen de bir %10 fark yemişsin herhalde. Ha, neyse. Şimdi belediyeler aslında yine AK Parti iyi oy aldı, onu söyleyeyim. Çok daha fazla oy alması gerekirdi CHP'nin. Türkiye'yi kıpkırmızıya boyaması gerekirdi. Zaten iktidardaki partiler yıpranırlar. Ama o kadar kötü muhalefet vardı ki bunu bir türlü fırsata çeviremedi. Neyse, artık diktatör Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle umarım bir şeyler değişecektir. Seçim sonuçları vatana, millete, sizlere hayırlı olsun. Ben ilk fırsatta yürüyüp gideceğim zaten. Peki, hadi bakalım, bunu çok uzatmayalım. Hoşça kalın.